Herkese selamlar. Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Dubai'den yine bir bölümle karşınızdayız. Dubai'nin 3. bölümü oldu yanlış hatırlamıyorsam. Bugün sizlerle birlikte biraz Dubai Marina'yı gezeceğiz. Ve tabii yanımızda kim var? Olmazsa olmazımız. Dubai'nin kralı, Dubai'nin padişahı, Dubai'nin sahibi. Dönerci Fuat Usta. Taco, Rako, Rico. Güzel bir Dubai bölümü olacak diye düşünüyorum. Video geçmeden önce yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Beğenileri de aynı şekilde. Ayrıca paylaşırsanız da bu kardeşinizi çok mutlu edersiniz. Fuat abinin iletişim bilgileri de açıklamada ve ekranda var. O zaman ne diyoruz? Hayta Yollarda Prodüksiyon, Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai'yi 3. bölümü sunar. Taco, Rako, Rico. Fuat abi. Taco, Rako, Rico diyoruz. Nasılsın kardeş? Baba? Allah razı olsun abi. Ne var ne yok? Nasıl keyifler? Burada yemeğimizi yedik, gidiyoruz. Afiyet baş şeker olsun. Yeni bir bölüm. Marina'ya doğru. Hayırlı olsun kardeş bölüm. Bu arada yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Rako, Rico diyoruz. Sevenlere salıyoruz. Fuat abim üzmeyin arkadaşlar. Yorum ve beğeni lütfen. Yorum ve beğenilerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Fuat abi, ne yapıyoruz şimdi bugün? Marina'ya doğru gidiyoruz kardeş. Marina'yı gezeceğiz. Evet, Marina'yı gezeceğiz. Akşama da bir Burç Kalefa'ya mı gitsek, ne yapsak? O da olur. Nusret'e gidelim mi Nusret'e? Özlemişsindir. Sen her gün gittin yer gerçi. Tamam, giderim kardeş. Sıkıntı yok. Nasıl Cezene Burak'la aran? Ya vallahi iyidir. Yani... Gidip geliyorsun arada. Ara sıra. Gidelim mi akşam Cezene Burak? Tamam, gidelim Cezene'ye gidelim. Olmadı, onu bir sonraki bölümde gösterelim. Sana benziyor kardeşim, ben seni buluşturayım gidelim. Vallahi sana çok benziyor. Olmadı, bir sonraki bölümde gösterelim. Tamam, sıkıntı yok. İyi o zaman, hadi sahile doğru ilerleyelim abi. Oldu. Taco, Rako, Rico diyoruz. Hava çok sıcak arkadaşlar. Evet. Nereden baksanız yani şu an 40-45 derece. Burada hep görüyorsunuz oteller, plazalar. Daha doğrusu Dubai'nin her tarafı böyle yüksek kulelerden oluşuyor. Aklım gidiyor ya. Kestane gibi kızarmaya başladı ne bu? Fuat abi çok sıcak ya. 50 derece abi. Vallahi ya. Duman atıyorum ha. Vallahi 50 derece yok. Abi böyle bir sıcak olamaz ya. Şu an 50-55 vardır yani hissedilen. Fuat abi. Tabii canım. Bize çıkardın mı sıcaklığı dışarıya ya? Sen çıkardın, ben değil. Vallahi çok sıcak İbrahim. Burada hava... Yani gece saatlerinde serinliyor. Serinliyor dediğim de 35'e falan düşüyor gece 1'de. Baksana buranın güzelliği. Burası alışveriş merkezi değil mi açık? Bilmiyorum ama güzel. Fuat abi. Evet. Oo, çok güzel restoranlar falan var. Şimdi beach club'ların olduğu bölgeye doğru ilerliyoruz. Birkaç Türk mekanı var. Belki onlara uğrayacağız. Bir tatlı falan deneyimleriz diye düşünüyorum. Bir önceki bölümde de gitmiştik galiba değil mi? Bir Türk restoranına tatlı yemiştik. Ha, Hafız Mustafa'ya gitmiştik, doğru. Güzeldi orası da, tatlısı falan. İyiydi değil mi Hafız Mustafa'nın sütlacı? Süperdi kardeş. Dubai'de yaşamak isteyenlere ne dersin? Vallahi Hafız Mustafa'ya gitsin arkadaş. Süperdir. Pek yakında inşallah. Yani gün vermeyeyim de Fuat abinin dükkanının inşallah videosunu çekeceğiz ya. Hissediyorum, az kaldı. Her şeyin hayırlısı kardeş. Evet, ben hissediyorum. Daha bir şey ortada yok ama al bakalım. Hissediyorum, az kaldı. İlerleyen zamanlarda neyi gösterir bilmiyorum. Olacak ama. İnşallah. İnanmak çok önemli bu işlerde arkadaşlar. Bir işe inandıysanız sonuna kadar gidin. Zorluklar falan illaki olacak ama İşin sonunda o size ulaşıyor. Beach Club'ların olduğu bölgeye geldik şimdi. Göstereyim size biraz etrafı. Karşıda dönme dolap. Burası işte Dubai'nin en popüler lokasyonu. Hep o ünlü fotoğrafların falan çekildiği. İnsanlar görüyorsunuz jet ski falan yapıyorlar denizde. Burada Beach Club'lar var özel. Öyle free giriş yok galiba bildiğim kadarıyla. Hi, how are you? Where are you from? Oh, nice, salamat. Wow. Have a nice day. Thank you. Yeah, vlog. I have my YouTube channel. Su al bize diyor Fuat abi. Suyu kim kaybetmiş gibiyiz vlog? Niye parası yok burasın? Niye gelmiş buraya? Ticaret yapmayı biliyor. Değil mi? Bizden su istiyor Fuat abi. Bizim zaten suyumuz kurumuş. Üzerimizden suyu kesmişler. Değil mi? Vallahi. Bak çok güzel tezgahlar var ha Fuat abi. Aslında böyle bir yerde yeter ha sana ufak. Böyle bir yerde var ya. Döner dondurma satsan yeter. Değil mi? Ben alışırım zaten bu gibi gezgelere. Seviyorsun sen böyle? Tabii, benim hayatım bunlar. Bağır, Japonya'da da tezgahın vardı değil bağır, mi? Çağır, aynı böyle. Hadi ya. Vallahi Japonya adada aynı böyleydi. Aa, dondurmacı şurası. Maraşlı mı ne bu? Yok, Maraş'taydı. Bakayım. Aa, bu şey. Yöresel dondurmacı galiba. Evet. Aa, güzel yapmış abi, baksana Fuat abi. Meybuz mudur? Meybuz gibi yapmış. Hi. Selamun aleyküm. Welcome to us. Oo, thank you. Meybuz gibi bir şey benim. Yiyecek misin falan balık mı? Yok vallahi. Başka yerden mi yiyecek? Maraş mı yiyelim? Yemeyeceğim ben. No added flavor. Thank you bro. Thank you. Have a nice day. Şey gibi yapmışlar. Algida'nın Max var ya, Max. Aynen. Orada donduruyor. Kalıplar var. Aynen. Kalıplara bırakıp. Meybuz bildiği ya. Aynen, Meybuz. Bu neymiş abi? Beach Club'a giriş. Oo, kişi başı 110 dirhemmiş Fuat abi. $30 yapıyor ya. Pahalıymış bayağı.
pahalı. Dubai'de ucuz bir şey yok. Gittin misin? Tabii canım. Neden bahsediyorsun? Su bile 3 dolar ha Fuat abi. Dubai'de ucuz diye bir şey yok. Her şey ateş pahası. Bura marinada ucuz diye bir şey yok ama gariban bölge de var. Var mı gariban bölge? Ucuz bölge var. Oralara gitmedik hiç. Uzak ama buradan. Çok mu uzak? 20 kilometre. Vay be. Evet. Abra şey değil mi? Ne bu, helvacı mı? Fuat abi. Ha şeymiş, mısırcıymış. Türk dondurması olması lazım şurada. Ha şu ileride dondurmacı. Evet, Türk dondurması. Tanıyor musun sen? Yok. Her yere adam bırakmış, vallahi helal olsun. Yapma ya. Vallahi helal olsun. Sahibi Türk mü? Sahibi Türk değil, müdürü Türkmüş herhalde, öyle duydum ama tam olarak... Her yere şube açmış ha. Herkes bir şey söylüyor. Yani bilmiyorum. Kimsenin haberi yok. Selamünaleyküm. Al. Turkish. Bak Türkleri çalıştırıyor. Türkçe biliyor musunuz? Türkçe biliyorum, merhaba. Aa, merhaba. Patron gidelim. Türk. Patron bu şirketin Türk değil. Değil mi? Eskiden Türk. Amerikalı değil mi sizin şirketin sahibi? Galiba. Evet. Dubai mi oldu da var bir tane yer size mi ait oraya? Yani. Dün akşamki yer. Müdür mü verelim, müdür? Filistinli normalde, Amerika'da şey. Ha. Seni perişan eder bu. Vallahi çok kalın olmaz, bir şeye yaramıyor. Bir çıkar bir bakayım bana. Çalıştın. Fuat abi dondurmacı. Çıkar bir bakayım. Tabii iyi anlar. Bu adamı perişan eder ya. Yapma ya. Tabii canım. Sert mi? Tabii canım, buna. Şov bile yapamıyorsun. 4 kilo gönül bu ya. Çok. Ağır. Şov yapamıyorsun. Fuat abi iyi bilir dondurma işini. Dubai'de çalışmayacak. Ha? Dubai'de çalışın. Yok. Nasıl, beğendin mi Fuat abi? İş yapar mı? Kaşık. Güzel. Türkler çalışıyor mu? Var mı sizde Türk çalışan? Var mı sizde? Hı? Var mı sizde? Şimdi izine gitmiş. Aa. Ne zaman gelecekler? Ayın 1'inde, Eylül'de. Şimdi ileride bir tane daha var. Size mi ait o da? Evet. Türk çalışıyor. Süper. İleride mi? Hatay'la evet. Hadi gel, devam edelim. İleride bir bakalım. Kolay gelsin. Eyvallah, sağ ol. Eyvallah. Bir antrenman yaptın arkadaşlıkla. Ha, güzeldi. Özlemişim yani. Sende hangi meslek var Fuat abi? Abi bende kurtuluş yok kardeş. Bende dondurma var. Evet. Döner var. Sulu yemek var. Izgara var. Her şey var maşallah ya. Aynen. Dondurma Abros'ta da Türk. Var. Türk firması. Aynen. Bak Helvacı Ali. Helvacı Ali. Merhaba abi. Merhaba abi. İyisin. İyisin. Sağ ol, teşekkürler. Yiyeceğim mi helva? Yok, vallahi sıcaktır. Olay gelsin. İyi, çok güzel. İçeri klima aldı değil mi? Nereden gel? Hayır. Gelsin. Fuat abi burada yaşıyor da. Ben burada yaşayayım. Ben burada bir yemiştim ya. Burada iki tane var. Ne? Burada iki tane var. Nerede diğeri? Diğeri burada beraber oldu. Halvacı var, ikisi de aynı adam da halvacı değil mi? Halvacı. Abi bu... Franchise mi burası? Franchise. Hmm. Okay. Maşallah. Dubai'de iki tane var. Kuveyt'te var. Seviyor mu burada Araplar bari? Araplar seviyor. Damak tadı aynı sana ya bizim onların. Arapların ağız tadını unuttum. Bizimki gibi onların ağız tadı. Künefe sanıp yiyorlar işte. Bir dönerleri gibi. Sen nerelisin abi? Kocaeli. Ha süper. Derince. Kocaeli. Hadi gidelim. Künefe. Eyvallah, kolay gelsin. Fuat abi. Bütün esnafı da tanıyorsun ha. tanıyorum ben de. Bakın burada çift faktörü de varmış ha arkadaşlar. Ben çok beğeniyorum burayı, Amerikan firması. Evet Fuat abi. Buldun yine dondurmacıyı. Selamünaleyküm. Bir bakalım bana. Selamünaleyküm. Türk firması. Yokmuş. Ah, okay. Akşam gelir diyor. Okay, thank you. Have a nice day. Ne oldu? Yok, Türk gezgahı ama kendisi burada yok. Yok muymuş? Evet, kendisi burada. Arkadaşım meyve suyu satıyor burada. Selamünaleyküm. Şurada oturak bir soluklanak mı ya? İçeri serin ya. Fuat abi. Gidelim. Hadi biz oturalım, soluklanalım şurada. Nerede söyledin? Aa, şu içeride kahvede. Starbucks. İçeride mi oturalım? Starbucks burada. Tamam.
basar basar otur arkadaş. Seversin. Ama felaket sıcak bir. Aynen gel abi. Dinlenek azıcık. Fuat baba. Yoruldun ha. Vallahi ben sıcak kardeş. Sıcak değil mi? Sıcak. Nasıl dayanıyorsun sen bu sıcağa? Alışık değilim ben ama. Sen sevmezsin sıcağı normalde. Yok sıcak çok. Burada buranın sıcağı çok farklı. 50 derece. Yakıyor adamı ya. Evet. Vücudu değil gözleri yakıyor. Gözleri. Hadi ya. Evet gözleri yakıyor. Geldiğinden beri hep böyle değil mi sıcak? Geldiğimden beri hep böyle sıcak kardeş. Aynen. Çok Türkiye'den geliyor mu yolda? Full dolu Türk burası. Yapma ya. Vallahi hepsi iş için geliyorlar. Türk'ün olmadığı yer yok ha. Adam benim anlamadığım bir şey buraya herkes şirket kurmaya geliyor. Vay be. Herkes buraya şirket kurmaya geliyor. Aynen böyle. Ne varmış buradaki ya? Burada vergi mi ne herhalde yok. Aa. Türk yatırımcılar buraya gelip burada şirket kuruyor. Belki şeydir, devlet teşvik veriyordur gelsinler diye. İşte onu bilmiyorum, tam emin değilim. Ama çok Türk'le karşılaşıyorum. Çoku da beni tanıyor ya. Vay be. Evet. Parayı bulacaksın değil mi Fuat abi? Vallahi parayı bulamadık herhalde. Yani. Arıyoruz inşallah bulacağız. Bulmadan ölmek yok. Aynen. İnşallah da buluruz. Parayı bulsam bizim de dostumuz çok olacak inşallah. Şu an yok mu? Evet. Parayı bulsam dostum olacak. Para olmayınca olmuyor değil mi? Yok abi yok. Para olmadı mı tavukların yumurtadan kesiliyor. Aynen öyle. Kimse olmuyor etrafında. Yok her şey para. Dubai'de de her şey para. Yapma ya. Evet. Dubai dediğin zaman duracaksın. Bir kere düşüneceksin yani. Evet. Dünyanın en lüks yeri turistik belge olarak paran varsa burada da burada istediğin işi yapabilirsin. Kralsın. Evet, kralsın. Her yerde de para güç demektir. Her yerde de iş yaparsın paran varsa. Peki Fuat abi, en çok parayı hangi ülkede kazandın? En çok parayı Japonya'da. Japonya'da mı? Evet. Vay be. Evet. İyi kazanıyordun orada. Süper. Kaç dolar kazanıyordun aylık? 3.000-4.000 kazandım. Güzel para. Evet. Kolombiya'da bir şey yok ama değil mi? Kazanam evet. Kolombiya'da kazanamadın. Kolombiya'da kalsaydım, bak Kolombiya'dan o belediyenin zaptalar beni bıraksaydı evet. Orada Kore'den daha çok kazanacaktım. Yapma ya. Belediye bırakmadı evet. Zaten orada ben günlük 300 dolar para yapıyordum arabanın üzerinde. Şeyde değil mi? O bir önceki yerde Simon Bolivar meydanında. Simon Bolivar meydanında günlük 300 dolar para yapıyordum. Ciddi misin ya? O da az sürdü zaten 30-40 gün sürdü zaptalar bırakmadı. Orada kalsaydım 2 sene yeter bana. Tantuni falan satıyordun değil mi orada? Tantuni döner. Vay be. Aynen. Nasıl yetişiyordun ya tek başına? Yetiştiriyordum aynı o şey. Vay be. Vallahi full iş yapıyordum full. Zabıta geldi bırakmadı işte. Geçen hafta çatışma çıkmış Santa Fe'de. 6-7 kişi öldürmüşler. Normal bak. Yani orada her gün çatışma var normal yani. Hep kıyamet diyor ha? Normal. Adam ölüyor orada kalıyor polis gelmiyor. Allah Allah. Olay bitiyor polise mi geliyor? Aynen. Ülke öyle yani normal yani. Değil mi? Evet. Öyle. Seviyorsun ama sen macerayı adrenalinle. Sen seviyorsun macerayı. Ya alışmışız kardeş. Evet. Aksiyon olmazsa duramıyorsun yerinde. Kanında var alışmışız aynen. Evet. Elazığ olduğun için mi? Bilmiyorum öyle. Ama burada bende eser yok. Bu Dubai'ye geldim bende eser yok. Pamuk gibisin burada. Ha, burada pamuk gibiyim. Sakinlemişsin. Mecbur. Buranın hayatı öyle. Değil mi? Buranın hayatı öyle. Öyle olmak zorundasın. Burada öyle gürültü mürültü yok. Yok. Ortama ayak uydurmak zorundasın. Burası temiz bir yer. Olay molay bir şey yok. Güvenli. Çok güvenli. Aynen. Olay molay bir şey yok burada. Yeme içme işini nasıl yapıyorsun burada? Yeme içme işini evde yapıyoruz. Yemekleri güzel ama değil mi bunların da? Zaten ben yemeğin içindeyim. Doğru. Aynen. Yemekhanede çalışıyorum bir abinin yanında. Evet söylemiştin. O abinin sayesinde bir yemekhanede geldim. Abinin zaten yemekhanesi var. Süper abi. Ben mutfağı var ben orada çalışıyorum. Yemekte benim bir sorunum yok. 10 numara vallahi. Aynen o şekilde. Günde bir kere de yesem yetiyor bana. Allah bereket aynen, versin. Evet, dışarı çıkar o zaman yavaştan. Kurulamaya devam edelim. Tamam çıkarız. Oh. Bununla parka geldik şimdi. Fuat Baba ile birlikte atlı karıncaya bineceğiz. Fuat abi. Atlı karınca. Üf. Aa ördek havuzu var Fuat abi. Hi how are you? Film hepsi ya. Vay. Çocukken oynardık ha Fuat abi. İşte onunla tutmaya çalışıyorsun galiba ördeği içinden. Four ducks for 40, two ducks for 30. 40 bin diyor 40 bin. Deneme yok diyor 40 bin. Deneme yok diyor. Üçkaççılık hepsi onlar. Bunlar. Is one size only. Tek seferde de bir tane çıkaracaksın diyor. Wanna play?
Hadi gidelim. Kaç lira? 40 bin. Şey 40 dirhem. 40 dirhem. 40 dirhem. 40. Oo. 20 tane müşteri gelse yeter. Tezgah doğrultur. Aynen 20 tane fazla değil. Kimse yok abi Fuat abi öğlen saati. Abi gece buraya full tıklım tıklım ana yapma baba ya. Günü valla. Şimdi niye kimse yok? Ana baba günü gece burası. Bu saatte niye gelmiyor millet? Sıcaktır diye. Hala saat 7.30 8'de gel bakıyor. E sen ne yapıyorsun dışarıda bu saatte? Yer yok. Beni sen çıkardın dışarı. Valla beni sen çıkardın. Sen çıkmıyorsun değil mi normalde bu saatte yok, dışarıya? Yok ben saat 10'da çıkıyorum. Hadi ya. 10'da çıkıyorum işe gidiyorum. Akşam mı gidiyorsun işe? Ben 9'da gidiyorum. Sabahtan 7'de geliyorum. Yapma ya. Aynen o şekilde. E güzel. Çok şükür. Keyifli değil mi? İdare eder. İyi abi. Kimi beğeniyorsun burada en çok Türk restoranlarından? Nusret'i mi Cezden'e Burak'a mı? Vallahi burada kimi beğeniyorum? Güzel yani Türk restoranları iyi. Hepsi iyi mi diyorsun? Hepsi de iyidirler kardeşim. Vay be. Hepsi de güzel. Cezden'e Burak'a mı gidiyorsun en çok? Birkaç sefer Cezden'e gittim aynı. Beğendin mi? İdare ederdi benim için. Videoda çok beğenmemiştin ha? Çünkü. Ama şeydir böyle sormuyor seni yani böyle çok şey böyle biraz nasıl diyeyim yapmacık gibidir. Yapma ya. Evet. Taco, Rocco, Rico diyoruz. Ne diyorlardı gazetelerden son? Üç kelime hayatını değiştirdi aynen diyorlardı. Taco, Rocco, Rico. Evet. Gazetelere çıktık, televizyonlara çıktık, yerel televizyona çıktık. Bayağı şöhreti yaşadın ha Fuat abi Türkiye'de. Bir sürü kanallara çıktık ama bende hiçbir şey değişmedi. Aynıyım diyorsun. Yine köydeyim, yine köydeyim kardeş. Değişen tek şey kıyafetlerin mi? He, değişen tek şey elbisem oldu. Başka bir şey yok. Yapma ya. Vallahi. Ama zaten para seni değiştiremez Fuat abi. Yok, para benim mümkün değil. Asla. Ancak kıyafetlerimi değiştirir bana. Değil mi? Başka yok. Çorabını, ayakkabını değiştirir. Aynen. Çorabımı, ayakkabımı para değiştirir. Benim karakterimi mümkün değil, para değiştiremez. Gelen yorumlarda bana diyorlar ki Fuat Usta Dubai'de değişti. Yok kardeş, zaten ben değişmem. Bu gezdiğim mesela helikoptere bindim, gezdim, yatta, orada, burada jet ski'ye bindim. Benim param değil, birileri, Allah razı olsun, bir abi elimden tuttu, evet. Bunları bana yaşattı. Sağ olsun abimiz. Sağ olsun. Ama şu an bana bir iş verdi. Çalışıyorsun. İşime gücüme bakıyorum. Ekmeğinin başındasın. Onların yanındayım, ekmeğinin süper başındayım. İşe işten eve. Aynen o şekil. Buradan teşekkür ederiz o abimize. Buradan da abime teşekkür ederim. Teşekkürlerimi gönderiyorum. Allah razı olsun diyorum. Şeyi soracağım. Yücel abiyle görüşüyor musun? Sen Bosna'ya giderken sana bayağı yardımcı olmuştu. Evet. O benim yüreğim kardeşimdir. Kanada'da Yücel abime. Dubai'den Kanada'ya Yücel abime saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum. Onu Allah'a emanet edeyim. Taco, Rocco, Rico. Taco, Rocco, Rico diyorum Yücel abi. Burası da Dubai Marina'nın yan tarafı. Böyle hediyelik eşyalar, aksesuarlar, kıyafetler falan satıyorlar. Bakar mısınız kıyafetlere? Oo, arabalara gelin. Fuat baba. Bu sıcakta? Tabii canım, bu sıcakta. Tezgah açmışlar. Evet. Oo, Fuat abi senin araba da bundan değil mi? Tekerini alamam kardeşim, tekerini. Burada araba ucuz Dubai'de. Yapma ya. Bunlar çok pahalı ama Dubai'de ikinci el arabalar, yani kral gibi araba alırsın ikinci el, 2000 dolara araba alabilirsin. Vay be. Burada valla. Süper. Aynen. Güzelmiş Ferrari'ler. Aa, şurada Tiflis Gürcü restoranı falan var. Eyvah. Oo, kırmızı Ferrari de var. Luxury rent-a-car. Kiralık mı, sattık mı ne bunlar? Satıyorlar galiba. Ha, kiralıyorlarmış Fuat abi. Bir saatlik, yarım saatlik. Vay be. Yazıyor orada. Yazıyor orada abi. Çöl safari turları. Filipin, Dubai. Ya gittiğimiz yer hangi böyle çölde? Ha. Çölde safari yaptınız ha? Böyle çöl. Seversin safari. Ben safariye gitmedim. Kebap mavap bir şeydi. Evet, sıcaktı diye gitmedim. Kebap mabap yaptım. İyi yapmışsın. Abiler gitti, geldiler, yemeğini yediler. Aynen o şekil. Burada Lübnan ve Türk restoranı diyor. Dubai halkı. Fuat abi biraz serinlemeye başladı sanki hava. Evet, biraz kırıldı ama daha kırılmadı. Daha nerede? 2-3 saat sonra iyice serinler ama. 3 saat sonra. 3 saat 10 gibi 11 gibi akşam serin oluyor. Aynen. Serin dediğimizde yine 40 derece falan. Evet. Öğlen 55-60, akşam işte 40-35.
Yani işte Türkiye'nin, İstanbul'un sıcak havasını düşünün. O gece oluyor burada abi. Gündüz İstanbul'un çarpı 2. Evet arkadaşlar, o zaman bu bölümü de burada kapatalım. Umarım güzel bir sohbet olmuştur. Buraya kadar izleyip değer verip vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederiz. Az çok demeyelim, boş geçmeyelim. Yorum yapıp beğeni paylaşmayı unutmayalım. Ayrıca Fuat abinin cep telefonunu ve Instagram, YouTube'unu da açıklama kısmına bıraktım. Oradan takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dubai'den herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Rako, Rico diyoruz Dubai'den.